Yapay kalple ilgili çalışmalar var. Assist device deriz biz bunlara. Hı-hı. Bak iki türlü kalp yetmezliği hastalarında, bu kalp durması olan hastalarda birkaç yaklaşım var. ECMO cihazına bağlayabiliriz. ECMO cihazı kalp ve akciğeri tamamen bypass eder. Hı-hı. Hastaya yeni bir dış ortamda oksijenizasyon ve dış ortamda pompalama sağlayan bir cihaz takılır. Hastanın kalbi ve akciğeri tamamen bypass edilir. Biz buna ECMO cihaz deriz. Hı-hı. Bu ECMO cihazında kişi bir süre daha yaşamına devam edebilir. Hatta yurt dışında bazen sokakta, dış ortamda ölü bulunan insanlar, yani ölü bulunan dediğim hani kalp durması gerçekleşen insanlara olay yerine ECMO cihazı takılabilir. Amaç bir süre daha kalp fonksiyonlarının toparlanmasını sağlamaktır. Ama yapay kalp dediğimiz kalpler vardır. Görmüşsünüzdür etrafınıza bazen çantayla dolaşırlar. Çantanın içinde bataryalar vardır. Cihaz vücudun içindedir. Bataryalar şarj edilir. Bu cihaz kalbe pompalama fonksiyonu kazandırır. Yani burada da yani bir 8-10 yıl kadar bir yaşam beklentimiz oluyor.